Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün mermer pastası tarifiyle sizlerle birlikteyim. Çok az bir malzeme ile yapılan bir pasta tarifi, özellikle yaz aylarında tüketebileceğiniz en güzel pasta tariflerinden biri. Uygun bir tencerenin içerisine bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. 4 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası, olmayanlar mısır nişastası da kullanabilir. 2 yemek kaşığı un, 1 litre sütümüzü de ekleyelim. Kremamızı ocağımıza götürelim ve göz göz olana kadar pişirelim. Kremamız hazır arkadaşlar. 2 paket toz krem şantimizi, yapmış olduğumuz muhallebimizi ekleyelim. Pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kremamızın ılıması için 10-15 dakika bir köşede ara ara karıştırarak bekletelim. Kremamız tamamen ılıdı arkadaşlar. Ilıyan kremamıza 2 adet kakaolu petit beurre püsküvimizi ekleyeceğiz. Eklemeden önce püsküvlerimizi elimizle iri şekilde kıralım. Çok küçültmeyin. Kırmış olduğumuz kakaolu püsküvlerimizi hazırlamış olduğumuz kremamıza yavaş yavaş ilave edelim. Çok fazla bastırmadan karıştıralım. Dikdörtgen kek kalıbımızın içerisine streç filmle kaplayalım. Siz dilerseniz farklı kalıplara da yapabilirsiniz. Hazırlanan kremamızı kalıbımıza dikkatli bir şekilde dökelim. Çok fazla bastırmadan ve ezmeden eşit miktarda dağıtalım. Önemli olan burada püsküvlerimizi ezmeden bu pastayı yapmamız. Kalıbımızı 1-2 defa tezgahımıza hafifçe vuralım. Kenarlarında kalan streç filmi üzerine kapatalım. Pastamızın tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra derin dondurucuda 4-5 saat pastamızı bekletelim. Pastamızın ganajı için 100 milimlik sıvı kremamızı uygun bir tencerenin içine alalım. Bu kremam 200 milimlik arkadaşlar. Siz 200 milimlik kullanmayın. Sadece 100 milimini kullanacağız. Yani hepsini kullanmayacağız. Bu kadar yeterli. Sıvı kremamızı ocağımıza götürelim ve hafif ılıtalım. Ilıtmış olduğumuz kremamıza 80 gram sütlü çikolata ekleyelim. 80 gram da bitter çikolata ekledikten sonra içerisindeki çikolata eriyene kadar karıştıralım. Derin dondurucuda bekletmiş olduğumuz mermer pastamızın üzerindeki streç filmi açalım. Dikkatli bir şekilde servis tabağına pastamızı ters çevirelim. Hazırlamış olduğumuz ganajımızı pastamızın üzerine direkt dökelim.
Pastamızın garnitürünü döktükten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben pirinç pantla ile süsleyeceğim. Siz dilerseniz üzerine hindistan cevizi serpebilirsiniz. Mermer pastam servise hazır. Sizler için bir dilim kesmek istiyorum. Bakalım içinin kıvamı ve lezzeti nasıl olmuş. Üzerine dökmüş olduğumuz ganaş pastamız soğuk olduğu için anında dondu arkadaşlar. Mermer pastamızın kıvamı ve lezzeti nasıl olmuş? Hep beraber bakalım. Sizler için bir dilim almak istiyorum. Yaz aylarında tüketebileceğiniz en lezzetli pasta tarifi olmuş. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Mutlaka hazır pasta dondurmalardan almışsınızdır. Kıvamı ve lezzeti aynı o şekilde arkadaşlar. Gerçekten sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yaz ayında serin serin tüketebileceğiniz en güzel lezzetlerden biri. Tüketeceğiniz kadarını aldıktan sonra tekrardan derin dondurucuda saklayın arkadaşlar. Kesinlikle buzdolabında saklamayın. Buzdolabında sakladığınız zaman kremamızda dalmalar olacaktır. Özellikle çocuklarınıza bu şekilde atıştırmalık yapabilirsiniz. Hem yaş pastaya hem de dondurma tadına doyabileceğiniz en güzel tariflerden biri. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde yaparsınız. Bu tarifim de sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.